su askası üzerine çalışacağız. Su askası en ilginç kaslarımızdan bir tanesi. Özel bir yeri var, bedenin çok iç kısmında yer alıyor. Üst bedenle alt bedeni birleştiren tek kasımız. Omurganın altından bacaklara kadar uzanan bir kas. Yürümemizi, ayaktaki pek çok hareketi yapmamızı sağlayan bir kas. Bir de arka bedenle ön bedeni birbirine bağlayan tek kas. Bunun ötesinde psoas kası, duygusal gerilimlerimizi biriktirdiğimiz bir kas. Şimdi yoga hareketleriyle bu kası gevşetmek, duygusal yüklerimizi de belki esnetip eritmeyi sağlayabilir. Şimdi gelin başlayalım. Sırt üstü yatacağız ama belki bir bloğunuz varsa veya yüksekçe bir kitap, belki hemen etraftan kapabileceğiniz bir kitap işinizi görebilir. Yattığımızda bloğumuzu yükseltimizi sakrumun altına yerleştiriyoruz. Belimize gelmesin, daha böyle aşağıya doğru. Bel boşluğu açıkta. Bacakları aralarını açarak uzatalım. Ellerimizi de iki yana getirelim, şavasana pozu gibi. Burada bir gözlerimizi kapatalım. Önce dikkatimizi nefese davet edelim. Her nefes verdiğinizde bedenin biraz daha gevşediğini hissedin. Bugünkü hareketleri yaparken psoas kas grubuna bu ön taraftan odaklanmanızı istiyorum. Altımızda koyduğumuz yükseltim amacı da zaten bu. Bu bölgeyi biraz uyarıyor, açıyor, esnetiyor, hazırlıyor şimdi. Her verdiğiniz nefeste ağırlığınız biraz daha artsın. Eğer bedeninizde sıkıştırdığınız, keşfetmediğiniz bir bölge olduğunu hissediyorsanız nefesi oraya doğru alın. Ve verirken o bölgenin esnemesine, yumuşayıp rahatlamasına izin verin. Hiç yargılamadan, üzerinde düşünmeden, hiçbir şeyin. Sadece nefesinize odaklanmaya çalışın burada. Burundan al, burundan ver eğer burun deliklerin açıksa. Bir pozisyonunda uzunca süre kalmak sadece bedenin direncini arttırmak açısından değil, aynı zamanda sürekli bir şey yapacağım, yapmam gerekiyor hissinden de böyle vazgeçmemize yardımcı oluyor. O yüzden bu duruşun tadını çıkarın sadece. Kalın burada biraz daha. Gün içinde otururken bu ön kaslar iyice kısalıyor, geriliyor. O yüzden bu şekilde durmak çok rahatlatıcı olacaktır. Ve şimdi yavaşça dizleri kırıp ayak tabanlarınızı yere koyun. Yükseltimizden kurtulun. Belki yükseltimiz vardı ya da yoktu. Sonra sağ dizi göğsünüze çekin. Sol bacağı uzatın, topuğu da dışarı itin. Omuzları yere hafifçe itin, dirsekler rahat olsun. Sol topuğu iterek nefesle birlikte sol bacağı kaldırın. Çok değil, 45 derece şöyle yeterli. Ve sonra nefes verirken indir, yere değdirme. Ve nefes alırken tekrar 45 dereceye kaldır. Verirken indir. Göbek deliğini aşağıya doğru çek, al iyice içeri, kuyruk. Bel bölgen rahat olsun. Acele etmeden bu şekilde hareketi hissederek devam et. Nefes al, kaldır, topuğu iterek 45 derece. Ver, nefes indir. Karın içeride. Nefes al, kaldır. Ve bitiriyoruz şimdi. Elleri değiştirelim. Sağ dizi. Sağ bacağı uzat, sol dizi çek.
sağ topu it. Nefesi alırken sağ bacağı kaldır. Bu sefer 45 derece. Sol dizi iyice çek kendine. Nefesi verirken sağ ayağı indiriyoruz. Yere değmesin. Al nefes. Kaldır. 3 kere daha ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Sol dizi çek kendine. İyice. Al nefes. İndir. Şimdi iki dizi de çek. Göğsüne iki tabanında yere bas. Ve dirseğinizden destek alarak oturma pozisyonuna gelelim. Önce gelin bağdaş kuralım. Sonra sol ayak önde olsun. Sol bacak önde olsun. Eller dizlerin üstünde, omuzları bir yuvarlayın, omuz başlarını zorlamadan geriye alın. Boyun kaslarını rahatlatacak kadar açın. Şöyle oturma kemiklerini bir hissedin. Belki şu oturma etlerimizi dışarıya alıp oturma kemiklerini hissedin. Dik bir omurga. Sonra sol bacağı getirin, sağ ayağın önüne getirin. Eller dizlerin üstünde önce. Nefes alırken omurgayı bir uzatın. Nefesi verirken elleri getirin sağ dizin iki yanına. Şöyle matı kendinize doğru çeker gibi omurgayı bir uzatın. Nefesi verirken hafif hafif sağ dizin üzerine doğru gelin. Parmaklarınızla öne doğru yürüyün. Dirsekler yerde, alnınızı bırakın. Tüm bedeni yer çekimine bırakın. Bedenin sol tarafındaki uzamaları, esnemeleri hissedin. Sonra nefesi alırken önce baş, sonra ellerinizi yavaş yavaş geriye alın. Ve şimdi her iki eli olabildiğince sağ tarafa alın. Bunu aldığınızda sol kalça yerden kalkacak, kalksın. Hatta onu biraz daha öne alın. Ve sol kasıktaki esnemeleri fark edin, duyumsayın. Ve belki her nefeste biraz daha sol kalça kalkmaya çalışsın. Tüm gövde sağ tarafa döndü. Nefesi tutmadan her nefeste hareketin içine biraz daha girerek. Sonra sağ avucunuzu yere yapıştırın, parmakları hafifçe dışarı döndürün. Bir sonraki nefes alırken kalçaları kaldırın, sol kolu götürün sol kulağınızın üzerinden, sol koltuk altından tavana bakın. Kalçaları kaldırın, kaldırın, kaldırabildiğiniz kadar. Sağ alt kaburgaları da aç tavana doğru. İyice hisset nefesi. Tutma. Sol tarafındaki uzamaları hisset. Dikkatini oraya gönder. Ve sonra yavaşça indirin kalçaları şöyle. Ve gelin. Elleri koyun dizlerin üstüne. Ve şimdi dizleri düzeltin. İki ayağınız açık olsun. Dizleri şimdi sol tarafa yatıralım. Evet. Diğer tarafı yapacağız. Bir nefes aldık. Omurga uzasın. Şimdi eller sol dizin iki yanında. Diğer tarafı yapıyoruz. Yine matı kendinize doğru çekerek omurgayı bir uzatın. Ve verirken göğsümüz sol dizin üzerine doğru katlanın, dirsekler yerde, başınız alnınız rahat. Ve bırakın yine her şeyi yer çekimine, nefesinizi tutmadan. Her nefesle biraz daha pozisyona girin, kendinizi teslim edin poza. Sol dizin üzerindeyiz. Ve şimdi ondan sonraki nefeste kaldır başını, elleri yavaş yavaş yürüt geriye.
Ve şimdi iki eli olabildiğince sol tarafa bu sefer. Çevir, çevir, çevir. Ve şimdi sağ kalça hafifçe yerden kalkmaya başlıyor. Orada bir twist gerçekleşiyor. Hisset o twist'i. Sağ kasık bölgesindeki açılmaları, esnemeleri her nefeste biraz daha belki milim milim derinleş pozda. Ve sonra sol avucunuzu parmaklar yine dışarıya bakacak şekilde yerleştir. Nefes alırken kalçaları yerden kaldırıp sağ kolu sağ kulaktan uzat, bakışın sağ koltuk altından tavana doğru. Kalçaları kaldırabildiğin kadar kaldır. Sol alt kaburgayı tavana doğru açmayı araştır burada. Nefesi tutmadan her nefesle belki biraz daha. Sağ tarafın iyice uzuyor burada. Ve ondan sonra yavaşça getir. Tekrar düzelt. Şimdi burada masa pozisyonuna gelelim. Dört ayak. Dizler kalçaların altında olsun. Bilekler omuzların altında. İç dirsekleri karşıya çevirin. Karnınızı düşürmeyin. Sırtımız tahta gibi dümdüz. Şimdi sağ ayağınızı getirin her iki elin ortasına. Ve burada parmak uçlarına yükselin. Yine matı kendinize doğru çeker gibi omurgayı uzatın. Ve sağ dizi biraz öne doğru göndermeyi araştıracağız. Eğer diziniz zorlanıyorsa ayağınızı biraz daha öne ya da gerideki dizi biraz daha geriye götürmeye çalışabilirsiniz. Ama burada dizi biraz öne almayı araştırıyorum. Burada sol taraftaki uzamaları, esnemeleri duyumsayarak nefes al, nefes ver. Omuzlar gevşek, yüz kasları. Ve şimdi burada bir nefes al. Ve şimdi eller olduğu yerde kalıyorken kalçaları geriye al. Öndeki parmakları kaldır. Gelin geriye doğru. Ve bacağını uzatmayı araştır. Hamstring esniyor. Nefes alırken tekrar öne. Verirken geriye. Alırken öne. Üç kere daha nefes al. Açıl, nefes ver. Kalçalar geriye, bacağı uzat. Flex pozunda ön ayak. Al nefes. Öne ver, nefes geriye. Ve son kez. Ve şimdi dizinizi, ön diziniz 90 derecede kalsın. Ayak tabanınızı, ön ayak tabanınızı iterek kendini yukarıya doğru kaldır. Kollar uza, belki geriye doğru bükül biraz. Nefes al. Ve nefes ver. Eller kalbin önünde. Ve şimdi tekrar bir sonraki nefeste sağ dizi yine öne doğru göndermeyi araştır. Kolları yukarıya aç. Uza yukarı doğru. Bırakın kendinizi bu pozisyona. Sol kasığı hissedin. Sol ön kasınız esnesin. Ondan sonra elleri tekrar kalbin önüne getirin. Ve yavaşça iki diz bir arada. Ve şimdi sol dizimizi öne alalım. Çok güzel. Şimdi burada derin bir nefes al, omurgayı uzat, elleri getir iki, ayağının iki yanına. Nefes al. Nefes verirken sol dizi biraz daha kır, sol dizi hafif öne gönder. Bırakın kendinizi pozun içine, yer çekimine. Yine dediğim gibi diz rahat değilse sol ayağı belki öne ya da sağ dizi biraz geriye alarak kendine göre ayarla burada. Güzel. Parmakların ucunda yüksel. Uzun omurga. Bir nefes al. Ve verirken sol ayağın parmakları kalksın. Sol diz düzelebildiği kadar düzelsin. Alırken tekrar gelin öne. Verirken geriye. Üf.
Üç kere daha nefes al. Nefesi izleyerek, hareket nefesi izlesin. Nefes al öne, nefes ver geriye. Nefes al öne. Ve şimdi tekrar ön diz 90 derecede ve bir sonraki nefeste öndeki ayağınızı yere iterek kaldırın kolları. Orada bir geriye bükülün, bükülebildiğiniz kadar zorlamadan verirken eller kalbin önünde. Bir sonraki nefese alırken hem kolları kaldır hem sol dizi öne getir iyice. Tavana bakabiliyorsan iki elin arasından. Nefesi tutma. Her aldığın nefese uza. Her nefesi verdiğinde bırakın kalçayı yer çekimine. Omuzlar rahat, kulaklardan uzak. Ve sonra doğrulun tekrar. Sol dizi sağ dizin yanına. Ve yüzüstü yatıyoruz şimdi. Yüzüstü yatalım. Önce sağ eli sol elin üstüne koyalım. Sağ yanağımızı koyduk elimizin üstüne. Ayak baş parmakları birleşsin, topuklar düşsün. Bedenin ön tarafını, matla temasını fark edin. Yaptığınız hareketlerin bedeninizin üzerindeki etkisini fark edin. Ondan sonra ayakların arasını biraz açın, çok değil. Bacak kasları, kemikleri sarsın. Ayaklarınızın ağırlığı daha çok baş parmağındaysa dağıtın onu diğer küçük parmaklara da doğru. Çenenizi getirin matın üstüne. Sağ dizi kırın. Sağ topuğu sağ kalçaya doğru götürün. Her iki elini de sağ ayak bileğine doğru kavurmaya çalışın. Sağ topuğu kendinize doğru yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştırın. Omuzlar kulaklardan uzak, kürek kemiklerini itin. Hatta mümkünse sağ dizinizi yerden kaldıracak gibi yapın. Kaldırabiliyorsanız kaldırın, zorlamadan ama. Kaldıracak gibi de yapabilirsiniz. Sonra sağ dizi yerleştirin yine yere, çözün. Şimdi sol dizimizi kırın. İki elinle gelebiliyorsa bilekten yakalayın. Sol topuğu kalçanıza yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştırın. Sol dizi yerden kaldırmayı deneyin. Kalkmıyorsa önemli değil. O hissi hissedin. Kaldırıyormuş gibi bir his. Diz, çenemiz yerde hala. Kürek kemiklerini sıkıştırın, omuzları geriye alın. Şimdi sol dizi de bırakın. Şimdi dizlerin arasını belki biraz daha açmak isteyebilirsiniz. Ve her iki topuğu da kalçalarımıza doğru yaklaştırın. Çeneniz yerdeyken yine ellerinizle bilekleri kavrayın. Kalçanızı aşağıya doğru yuvarlayın. Kuyruk sokumunuzu sanki karnınıza doğru çekiyorsunuz. Karnınızı çekin içeri. Bedeni önden ikiye bölen bir çizgi düşünün. Kasık kemiğinizden, göbek deliğinizden, göğsünüzün ortasından çenenize kadar giden ve o çizgiyi uzatmaya çalışır gibi bir sonraki nefesi alırken hem dizleri hem üst beden kalksın yerden. Nefesi verirken yavaşça nefes boyunca getirin. Tekrar her şeyi aşağıya. Tekrar hiç bozmadan nefes al, uza, kaldırın, kaldırın, kaldırın. Verirken yavaş yavaş inin aşağıya. Son kez biraz tutalım, nefes alırken kaldır, kaldır dizleri, göğsü, başı, boynu, tüm bedenin esnemesine, uzamasına izle. Kürek kemiklerini itin, hem altını hem üstünü birbirine. Ondan sonra yavaş yavaş indirin aşağıya. Getirin sağ eli sol elin üstüne. Sol yanağı getirin sağ elin üstüne. Ayak parmakları birleşsin. Topuklar düşsün iki yanağı. Kalçayı sallayın. Sırtınız, beliniz rahatlasın.
Kal burada nefesinle. Yüz kasları gevşek burada, omuzlar rahat. Uyumakta zorluk çektiğiniz zaman oluyorsa bu pozisyonu denemenize yarar olabilir. İlk defa yapıyorsunuz, garip bir his ama. Şimdi yavaşça dizleri kaldırın, bedeni ortalayın. Ayak mesafesi yine mat genişliği kadar. Sonraki nefeste her iki dizide bu sefer sol tarafa yatırın. Yine elleri kaktüs şekline getirin burada. Bakışı sol tarafa çevirin. Ve bu sefer sağ elle sağ ayak bileğini kavramaya çalışıyorum. Hafifçe sağ ayağı yukarıya doğru almaya çalıştım burada. Bakışımı sola çevirdim. Ve tüm bedeni yer çekimine teslim et. Dizine dikkat et. Zorlamadan. Eğer yetişemiyorsa elin hiç sorun değil. Zaten yeterince esnemeye başlamıştır. Kaslarımız sağ taraftan. Gözler yumuşacık kapalı. Hiçbir şeyi tutmadığınızdan bedeninizi teslim ettiğinizi fark edin. Gevşeyin. Sonra yavaşça bırak sağ ayak bileğini. Önce sağ diz, sonra sol dizi kaldırın. Kalçaları ortalayın. Her iki dizinizi de göğsünüze doğru çekip sağa sola doğru bir sallanın. Sırtınıza, belinize masaj yaptığınızı fark ederek. Sonra yavaş yavaş ayağınızı uzatmaya başlayın. Şavasana için sağ topuğu matın sağ köşesine, sol topuğu matın sol köşesine uzatın. Ayak ve ellerinizin en rahat olduğu şekilde getirin. Sonra gözlerinizi kapatın burada. Sadece nefesinize odaklanın. Ve yaptığınız hareketlerin etkilerini bedeninize kaydedin iyice. Hiçbir şey yapmadan tüm bedeni yer çekimine teslim ettiğinizi fark edin. Derinleşin nefesinizde. Ve bu
ihtiyacınız olduğu kadar kalmanızı istiyorum. Bugün bana katıldığınız için çok teşekkürler. Ben yavaş yavaş burada sizi bırakacağım. Lütfen şavasana bittiğinde çok yavaş hareketlerle ve önce dizleri göğüse çekerek ve sonra minik minik parmakları oynatarak, başı oynatarak harekete başlayın. Şimdi şavasananın tadını çıkarın. Nefesinizle, bu anda ve bu duyumlarla, bu duygularla, hislerle burada kalarak. Namaste.